Ama İtalyanla Türklerin yemekleri birbirine yakın. Çok benziyorlar özellikle Ege tarafında. Şimdi lahmacun pizza. Ben böyle söylüyorum. İtalya'da pizza, Türkiye'de lahmacun. Yani bir... ben öyle çünkü lahmacun İtalya'da çok kadar iyi değil ki yani. Değil mi? Türkiye'de yani ben çok iyi pizza yapıyorum ama lahmacun çok güzeldir. Değil mi? Öyle bir lezzet yok. Burada ikisi de yiyorum. Bir de makarna. Sizin en büyük şeyiniz makarna değil mi? Yani tabii ki biz de makarna üzerinde bayağı bir kültür yarattık sonunda. Bir de Claude bu makarnanın kırmadan pişirme muhabbeti var. O ne? Yani İtalyanlara da kırmadan. Lazım. Bak, spagetti yapmak için böyle ince evet. Uzun bir makarna yapmak tamam. için çok zor bir prosestir. Çok kaliteli un kullanması lazım. Çok doğru basıncı makine kullanmak gerekiyor. Zaman ile kurutmak gerekiyor. O kadar emek verdiler de yapmak içerisinde. Kırılmak biraz böyle çok kötü hareketti. Üretici için kötü hareketti. Ürün saygı göstermesi lazım. Saygısızlık yapmak. Ha. Öyle sevmiyoruz. Kırmak ona saygısızlık aynen, mı oluyor? Aynen öyle yani. Çünkü yani o kadar zor bir ürün üretmek. Kırılmaktan bir şey söylüyoruz. Senin iş değer vermiyorum, kırılıyorum. Öyle çok bir şey iyi. Olamaz. Biz de ürünler çok destek ve saygı gösteriyoruz. Türkiye'de peki gezdiğin illerde nerede en çok mutlu olabildiğin? İşte Antep, Urfa, Maraş, hani gezmediğin yeri yok biliyorum. Çok yerde gezdiğimde böyle söylüyorum. Benim en yakın lezzet olarak da kesinlikle öyle Ayvalık tarafında buluyorum. Kesinlikle lezzet. Çünkü ben sebze çok seviyorum. Zeytinyağlı. Çok seviyorum. Ama en şaşırdığım memleket şehirde Maraş'ta. Kahramanmaraş'ta. Gerçekten orada çok güzel yemekler yedim. İnsanlar tabii ki Hatay ve Antep daha fazla konuşuyor ve kesinlikle çok zengin bir mutfakta, çok başarılı. Ama Maraş'ta beklemiyorumdan dolayı orada yemek yerken şaşırdım. Çok lezzet buldum. En sevdiğin yemekler ne senin örneğin Türkiye'de bizim? Valla Tuzlu tarafında büyük ihtimalle kuzu tandır. Çok seviyorum. Kuzu tandır. Tatlı tarafında kazan dibi. Kuru fasulye falan? O da çok seviyorum. Yani ben belli yani ben küçük zayıf bir aşçı değilim. Yani. Yemek yiyorum. Ama çok seviyorum. Veya Ramazan ayında Ramazan pide sıcak yerken tereyağı. Biraz güzel tereyağı bir tulum ile o kadar mutlu eder bana. Tehlikeli bir ürün o. Aşçılar niye hep genelde erkek olur, kadın çok olmaz? Klodyonlu bir şeyin var mıdır? Şimdi ama dünyada da hep meşhurlara bakıyoruz. Michelin'li yerlere bakıyoruz. Hepsinin başındaki adamlar hepsi erkek. Bir nokta kadar doğru ama bence bir sosyal bir analiz etmesi lazım. Mutfakta çalışmak inanılmaz zaman alıyor. Ve bizim dünyada anneler için de bu işten dizayn etmediler. Çünkü sürekli bir çalışmak gerekiyor, akşam çalışması lazım. Aynı zamanda anne olmaktan çok zor bir şey. Ondan da en dolayı bu iş tamamen yeterince destek vermiyor. Ama benim durum farklı. Yani benim mutfakta %55 çalışanları kadınlar. Çok iyi. Yani hiçbir dert yok. Tam tersi İtalya'da senelerde uçmuş yıldız kazan şefleri kaç tane bayanlar var. Yani memleket göre değişiyor. Bence böyle söyleyebilirim. Nerede kadın olarak da daha fazla sosyal destek varsa o zaman da daha fazla kadın şef bulabilirsiniz. Değil mi? Evet. Ama %100 şefleri sen şimdi biraz önce dedin ya burada kadın var ama şefi yine erkek. Şu anda erkek de belki yarın kadındır. Kim bilir.